Esselamu Aleyküm. Nasılsınız değerli arkadaşlar? Rabbimin rahmeti, bereketi, şefkati üzerimize olur inşallah. Buna çok ihtiyaç var insanın. Evet, bugünlerde yine bir tasavvuf tartışması aldı gidiyor. Tabii bizim tavrımız açık ve net. Bu manada din ve imanla ilgili her konuda Kur'an yeter diyoruz. Kur'an'a eklenecek bir şey yok. Ama anlayış olarak bin küsür seneden beri gelişen, oluşan bir kütüphane var, devasa bir kültür birikimi var. Bunlar da din iman değil zaten. Dönemin yaşayan insanların dinden ne anladıklarıyla ilgili görüşler. Mezhepler de öyle. Ve bizi zaten en çok ilgilendiren ve üzerimize bunu anlatmayı boş bildiğimiz olay şirk. Ki bu da tasavvuf bataklığıdır, şirk. Şirkin kaynağı tasavvuftur. Tabi adam tasavvufu böyle kutsal bir şey olarak zannediyor herhalde ki bilir bilmez savunuyor. Öyle ilginç savunmalar var ki şaşırırsınız. Yani adam onu savunurken Allah'ın kitabını reddettiğinin farkında değil. Dinden çıktığının farkında değil. Bir şeyi savunuyorsun. Savunurken de savunduğu şeyin diğer tarafta savunmada kullandığı cümleler Allah'ın kitabını reddediyor. Farkında değil adam. Yazık. İslam dünyasının, emin olun, biz yaşımız gereği birçok ideolojik alanlardan geçtik, tartışmalardan, kavgalardan. Yani komünistlerle bile biz anlaşırız, anlaşabiliyoruz yani. Çünkü onların din iman değil, konu seküler hayatla ilgili. Ama bu tasavvufçuyum diyen, tasavvuftan haberi olmadan tasavvufu savunanlarla anlaşmak mümkün değil. Aslında sohbet çok uzayacak bir sohbet. Fakat ben çok uzun konuşur halim yok. Çok uzun konuşmaya da niyetim yok. Bugünkü tartışmalardan örnekler vermeyeceğim. Verirsem de bir tane vereceğim. Ama benim esas demek istediğim bir anlayışı düzene sokmaya çalışalım. Yani şöyle diyelim. Şimdi değerli arkadaşlar, adam şunu söylüyor. Birçok kişi söylüyor bunu. Bunun İsminin önünde profesör olan da söylüyor. İsminin önünde hiçbir şey olmayan sokaktaki adam da Facebook'ta yazarken bizim yorumların altına şunu söylüyor. İyi, madem Kur'an sana yeter, yani işte doktor olmak için bilmem tıp okumak lazım. Teknik şeylerden bahsediyor. Yani beşeri bilimden bahsediyor. Bununla Kur'an anlayışını kıyaslıyor adam. Şimdi değerli arkadaşlar, anlamak isteyen için zor bir şey değil. Ama anlamak istemeyen için mümkün değil. Müşriklik böyle bir şey işte. Biz nasıl anlıyoruz bakın. Allah oku diyor. Değil mi? Oku. Ekra. Bu oku kelimesinin ihtiva ettiği mana, yani muhtevasında topladığı mana, kendini oku. Vahyi oku, yani Kur'an-ı Kerim'i ve beşeri hayatı oku, toplumu oku, sosyoloji diyoruz bugün. Efendim, kısaca kainat ayetleri, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah kainata da ayetlerin diye bahseder. Yani gökyüzüne ayetimdir, yıldızlara ayetimdir, toprağa ayetimdir, hayvanlara ayetimdir, efendim arıya da vahyettimdir. Yani Allah o oku dediği bir emirle aslında bize birçok şeyi okumamızı emrediyor. Bunun bir tarafını ikiye bölelim. Bir tarafı vahiydir, yani Kur'an-ı Kerim'dir. Başlı başına Allah'ın emir ve nehilerini bünyesinde toplayan ve Allah'ın inşa etmeye çalıştığı insan ve toplum
hayatını düzenleyen Kur'an-ı Kerim'dir, vahiydir yani. Biz buna vahiy diyoruz. Zaten Allah da öyle diyor. Diğer kitap ise kainat kitabı. Şimdi Kur'an anlamak için tıp okumaya gerek yok. Geri zekalı dostum. Tamam mı? Tıp okumaya gerek yok. O bir beşeri bilimdir. İnsanoğlu yaratılışından bu yana deneme yanılma yoluyla kainat ayetini zaten okuyor. Çünkü fıtratı buna müsait ve zaten yaratılış gayesi de yeryüzünün halifesi olma özelliğine sahip olduğu için, akıllı, şuurlu, yaratık olduğu için insan zaten kainat ayetini okuyor, araştırıyor. Kimya bilimi buradan doğuyor, fizik bilimi buradan doğuyor. Yani beşeri bilimler zaten insanoğlunun iştigal alanının içindedir. Bunun için tabii ki üniversite okuması lazım. Bunun için evet de bir ustaya ihtiyaç lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamak için herhangi bir yere gidip okumaya gerek yok. Çünkü Kur'an bir iman ve anlayış meselesidir. Bu kitabı anlamak istiyorsan, bunun için üniversite okumana, falan şeyhin, filan mürşidin, filan adamın arkasına gidip ona kölelik yapmana, kulluk yapmana gerek yok. Okuma yazmayı öğrenirsin ki bu dünyanın her yerinde bir ilk mektep dediğimiz mekteptir. Tabii ki okumayı öğreneceksin. Bunun için öğretmene elbette ihtiyaç vardır. Benim anam öğretmenimizdi. Anam öğretti bize Kur'an okumayı. Ama meallerini elbette ki tercümeyi yapanlardan öğreniyoruz. Onu ben mealini ben yazmıyorum. Ama Kur'an okumak bir anlayış meselesi. Okuyun, anlayın diyor Allah. Geceleri kalkın, sindire sindire okuyun diyor. Sen ne tıp bilimiyle bunun alakasını nasıl kuruyorsun anlayamadım. Ya tıp teknik bir konu, elbette gidip onun dersini göreceksin. O konuda yetişmiş bilim adamlarından ders alacaksın. Sen de gidebilirsen bir adım ileri götüreceksin. Beşeri bilim öyle bir bilim. Ama vahyi anlamak için kimseye ihtiyacın yok. Sendeki akıl buna yeter. Tabii aklı dersen yeter. Ama aklını falan mezhebe teslim ettiysem, aklını 1000 sene önce yaşamış filan imama teslim etmişsem, senin bir şey anlaman mümkün değil. O anladıklarını, zannettiklerin de doğru mu, eğri mi bildiğinden değil. Kendini teslim etmişim. Sen mezhepçi olmuşsun yani. Allah irademizi hür yarattı ve bize seçim hakkı verdi. Siz seçim hakkınızı kullanmıyorsunuz. Sizin elinize bir kitap dayatılmış, sen falan mezheptensin. İmam-ı Azam'ı takip edeceksin. Nasıl takip edeceğiz? Adam öleli 1200 sene oldu. Ben İmam-ı Azam'dan çok daha iyi biliyorum. Niye biliyor musunuz? Ben 1200 seneyi de biliyorum. İmam-ı Azam'ın öldüğünden sonraki 1200 seneyi İmam-ı Azam bilemez. Ben bilirim. Sen bilirsin. Anadolu'da tabirler vardır. Man kafa derler ya değerli arkadaşlar. Çoğunuzu tenzih ederim. Ama benim yazımın altına bunu yazanlar tam bir man kafa. Sen evladın bilgisine ulaşabiliyor. Şu cep telefonunu benim 10 yaşındaki çocuk benden iyi biliyor. Niye? İmam-ı Azam öleli kaç yıl oldu? Bu adam Allah değil, ilah da değil. Kainatın sonuna kadar bilgi bırakacak şekilde bir ilahlığı varsa gidin tapın. Bak onu örnek veriyorum. Bütün imamların tamamı için geçerli bu. Ondan sonraki süreç 1200 sene ortalama diyorum. 1200 sene. Bu 1200 seneyi sen, ben, bugünün insanı onlardan çok daha iyi biliyoruz. Hiç mi kafanız çalışmıyor ya? Elbette İmam-ı Azam'ın yazdıklarından faydalanacağın şeyler var.
süpürdü at demiyoruz. O bir kültür olmuş artık. O bir kültür, din değil. İşte burayı anlamıyorsunuz. Dinle kültürü birbirine karıştırıyorsunuz. Adam burada bir yazı yazmış. Sadece bana değil, normal diğer arkadaşlara da konulan tavrı görünce gerçekten yani güler misin, ağlar mısın diye düşündüm. Efendim. Şimdi adam bir yazı yazmış. İşte diyor peygamberin hayatı boyunca bir kere yaptığı, gittiği hac vazifesi için koşturanlar Allah Resulü'nün 7-24 yaşadığı adalet, şefkat, merhamet, görevi ehline vermek gibi önemli erdemleri, 7-24 topluma lazım olan erdemleri göz ardı ettiniz diye bir yazı yazmış. Yazan Profesör İsmail İsrafil Balcı. Çok müthiş bir yazı. Ama adam bir altına ne yazmış? Hac farizasını diyor, red mi diyorsun? Hac farizası diyor, işte bilmem ne, haccı övüyor. Ya adam sana haccı kötülemiyor ki zaten. Adamın kıyaslamasına dikkat etmiyor. Beynindeki şablonla tepki veriyor. Beynindeki şablonla tepki veriyor. İsrafil Balcı'nın söylediği söz, haccı reddetme falan değil. Hac diyor senede bir kere olan veya Resulullah bir kere hac yaptı biliyorsunuz. Resulullah'ın bir kere yaptığı bir ibadeti çok önemsiyorsunuz da 7-24 yaptığı ibadeti niye göz ardı ediyorsunuz diyor İsrafil Balcı. Ben hoşuma gitti. Kısa ve öz çok şey anlatmış anlayana, anlamak isteyene. Ama adam man kafa. Adam man kafa. Tıpkı benim yazımın altına Kur'an sana yeterse git işte ne onun adı doktor ol bilmem ne ol falan filan. Man kafa. Adam anlamak istemiyor. Allah'a emanetsiniz.